Türkiye'de insanlar da mekanlar da bazen sert değişir. Sert U dönüşler görülür. Havasından mı suyundan mı bilinmez, memleketimizde hayat durağanlığı hiç kabul etmez. Bir bakmışsın dünün solcusu bugünün sağcısı olmuş ve tam tersi. Lambada'dan Hidayet'e varan Yaşar Alptekin gibi mankenlerimiz, Hidayet'ten kendini Mesih ilan etmeye varan eski milletvekillerimiz bile var. Dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? Mekanlarda bu sürpriz değişimlere uğrar. Eski cezaevinden AVM de olur, eski uçaktan köfteci de. 27 Mayıs yargılamalarının yapıldığı Yassıada'dan 5 yıldızlı otel bulunan kongre merkezi de olur. Bir zamanlar genel evleriyle ünlü sokakları da bu U dönüş trendinden yakın zamanda nasibini aldı. Zamanında Süleyman Demirel'in "Kapatalım da bizi mi sevsin?" dediği, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz askerlere, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalı askerlere hizmet etmiş, 1968'de solcu öğrencilere destek için boykot yapmış, Matilde Manukyan gibi milyarder bir patroniçe yaratmış bir sokak bu sokak. İşte vergi rekortmeni Matilde Manukyan'ın iş yeri bu demir kapının ardında. Biz kadınlar bilmiyoruz bu mekanları ama erkeklerin çoğu bu bacasız fabrikaları biliyorlar. Evet, Zürafa Sokak'tan bahsedeceğiz bugün. Pandemiyle birlikte aylarca kapalı kalan ve hikayesi yavaş yavaş son bulan Zürafa Sokak'tan. Abla kaç numara? 9 numara. Abla be sormasa yap kaç para? Kaç paran var? Pek o kadar fazla param yok. Benimle gel, istediğin paraya olur. Yok be, bu ablayı çekti canım. Burası bakkal mı ulan? Pazarlık mı yapacağız? Önce yalnızlığa terk edildi. Tinercilerin mekanı oldu. Hurdacılar tarafından sokakta bulunan mekanların kapısı bacası yağmalandı ve kaçınılmaz son geldi. Bugün Zürafa Sokak çoğu mülkiyeti Manukyan mirasçılarından olmak üzere Beyoğlu Belediyesi tarafından kültür sanat merkezine çevriliyor. İstanbul'un orta yerinde herkesin bildiği ama geçmişi pek de konuşulmayan Zürafa Sokak'ın 100 yıllık hikayesini dinlemeye hazır mısınız? İsterseniz videonun sesini biraz kısın. Duyanlar, ayıp ne dinliyor demesin. ...1922'de işgal altındaki İstanbul'a gazeteci olarak gelen Amerikalı ünlü yazar Ernest Hemingway anılarında Zürafa Sokak için şöyle diyordu. Avrupa'daki refah döneminin en çılgın yılları bile buradaki fuhuşla yarışamaz. Zürafa Sokak, İstanbul'da Taksim Meydanı'nın aşağısında Karaköy'de bulunan Arnavut kaldırımlı ve 42 evin bulunduğu bir çıkmaz sokaktır. Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi bu sokaktadır. Sokağın yakınında Saint Benoît Fransız Lisesi ve bir Gürcü sinagogu vardır. Bu çıkmaz sokak belki de İstanbul'un en çok bilinen ama adı hep fısıldanarak söylenen sokağıydı. Ta ki geçtiğimiz aylarda çehresi ters yüz olana kadar. Karaköy, Bizans zamanından beri bir liman alanına sahip önemli bir kavşak noktasıydı. 1172'de İstanbul'u ziyaret eden ünlü seyyah Tudelalı Benjamin, bu kentte 500 kadar Karay Türk Yahudisinin yaşadığını yazar. Karaylar bugünkü Rusya coğrafyasından göçmüş, çoğunlukla Karaköy'de yaşıyordu. Karaköy ismi Karaköy'ü idi. Semtin ismi buradan geldiği söylenir. 1800'lü yıllarda İstanbul'un ticaret merkezi olarak öne çıkan Pera, Osmanlı döneminde Avrupalı tacirlere seks hizmeti de veren bir muhit haline de gelmişti. Zamanla bu işler yavaş yavaş Beyoğlu'ndan Galata ve Karaköy sokaklarına doğru inmeye başladı. Buralardan en ünlüsü şüphesiz Zürafa Sokak olacaktı. Sokağın isminin nereden geldiğiyle ilgili rivayet çok. Bunlardan en ilginci Beyoğlu Belediye Başkanı'nın iddiası. Zürafa'nın Osmanlıca lezbiyen demek olduğunu söylüyor Haydar Ali Yıldız. Biz gelelim Zürafa Sokağı'nın hikayesine. Yasak da olsa ilk genel evler Osmanlı'da 1812 yılında 2. Mahmut döneminde gizli gizli açılmaya başlamıştı. Abdülmecit'in son yıllarında İstanbul'da yasa dışı fuhuş patlaması yaşanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda gayri resmi de olsa yerleşik ilk genel ev İstanbul Beyoğlu'nda Sultan Abdülaziz döneminde açıldı. 1821 yılında dünya genelindeki veba salgını İstanbul'a ulaşmıştı. Halk bu salgının nedeni olarak adı oldukça ilginç olan Melek Girmez Sokağı'ndaki genel evleri görüyordu. Salgın nedeniyle sokaktaki tüm meyhane ve genel evler yıkıldı. Yerine sokağın kötü şöhretini unutturmak için Hidayet Camisi yaptırıldı. İlginç bir paradoks. Ama müşterileri hep erkek olan genel evlerin patroniçeleri hep kadınlardı.
Mesela ilk olarak veba salgınından sonra Langa Fatma sahneye çıkmıştı. Edirne Kapı'da İstanbul'un en meşhur genel evini kurmuştu. Resmi ilk genel evler ise 1884 yılında 2. Abdülhamit'in izniyle Kerane Talimnamesi, Galata ve Pera'da açıldı. Ve ardı ardına genel evler faaliyete başladı ve Anadolu'ya yayıldı. Bunun amacı fuhşu belli mekanlarda tutmak ve yayılmasını engellemekti. Sonrasında memleketimizde her şeyde olduğu gibi bu kural da esnetildi ve Zürafa Sokak'ta açılacak olan bir evle Galata, Karaköy ve Beyoğlu'nda umumhane sayısı 175 genel eve ulaştı. Bu evlerde yüzlerce hayat kadını çalıştı. Genel ev sahipleri semtlere göre ayrılmıştı. Abanoz ve Ziba Ermeniler ile Rumlara, Karaköy Yahudilere, Kadıköy ve Üsküdar bölgesi de Türklere aitti. Umumhane sayısı İstanbul'da 1915'te 359'a ulaştı. Ve Cumhuriyet'in ilanı. 1930'larda genel evlerin kısa süreliğine kapatılması yeni bir sayfa açmış ama kısa sürede fuhuş yer altına inmişti. Yasa dışı fuhuşla baş edilemeyeceği anlaşılınca genel evlerin yeniden resmi olarak açılmasına müsaade edildi. 1964'te Abanoz Sokağı fişi çekildi ve genel evlerin faaliyeti sadece Zürafa Sokak ile sınırlandırıldı. Langa Fatma'nın ardından başka iki kadın genel ev patroniçesi, Lucus Nermin ve Çanakkale'li Melahat isimli kadınlar da özellikle 1940 ile 1960'lı yıllara damga vurdular. Hatta Lucus Nermin, Türk diplomasi tarihinin en tuhaf protestosuna sebep olmuştu. Endonezya Devlet Başkanı Sukarno, Türkiye'yi ziyaretinde Lucus Nermin'in kadınlarından biriyle yediği naneler sebebiyle zührevi bir hastalığa yakalanmış ve Endonezya başkanlarına hastalık bulaştırdığı için Türkiye'yi protesto etmişti. Ve sonra Matilde Manukyan efsanesi başladı. Pek bilinmez ama aslında Zürafa Sokağı'nın eski vergi rekortmeni Erzurumlu Sümbül Hanım'dı. Yıllar evvel Sakıp Sabancı bile iş insanlarına Sümbül Hanım'ı örnek göstererek vergilerini tam ödeme çağrısı yapmıştı. Ancak 1985'te Matilde Manukyan Sümbül Hanım'ı geride bıraktı. Zürafa Sokağı'nın siyasi tarihi. 1946'da Amerikalıların devasa uçak gemisi Missouri İstanbul'a geliyordu. Görevi vefat eden Washington Büyükelçimiz Münir Ertegün'ün naaşını Türkiye'ye getirmekti. Amerika için bu abartılı törenin asıl hedefi Türkiye ile yakınlaşmak ve Sovyet tehditlerinden bertaraf etmekti. Missouri zırhlısının İstanbul'a geldiğinde subay ve mürettebatına gösterilen ilgi ve karşılama, tarih boyunca başkanlar, başbakanlar, kral ve kraliçeler dahil hiç kimseye gösterilmemişti. Kız Kulesi'ne boydan boya Welcome Missouri afişi asılmıştı. Bazı camilerin minareleri arasına görkemli ve pırıl pırıl Welcome mahyaları gerilmişti. Bu ziyaret anısına PTT pullar bastırmış, tekel idaresi ise Missouri markası ile sigara paketlerini piyasaya sürmüştü. İleride Vakko olacak Şen Şapka, Welcome Missouri eşarp ve atkılarını satışa sunmuştu. Karaköy'den hemen hemen Beşiktaş'a kadar tüm sahildeki evlerin dış cepheleri elden geçirilmiş, tamir edilerek boyanmıştı. Aynı tamirat ve tadilatlar Beyoğlu'nun ünlü Abanoz Sokağı'ndaki aşk evlerinde de icra edilmişti. Yalnız mekanlar değil, sakinelerinin de tamamı çok ciddi sağlık kontrolünden geçirilmişti. İstanbul'un kalburüstü ailelerinden evlerine Amerikan subay ve as subaylarını davet etmeleri ve en azından çay kahve ikram etmeleri, mümkünse yemeğe de davet etmeleri talimatı da verilmişti. Beyoğlu ve civarı Amerikan bahriyelerinden geçilmiyordu. Mürettebata otobüsler tahsis edilmiş ve yolcular ücretsiz Beyoğlu ve Karaköy civarına taşınıyordu. Mekanların 3 gün boyunca sadece Amerikalılara tahsis edildiğini bilmeyen delikanlılar, oralara gelip içeri alınmayınca epey sinirlendi. Bağırmalar çağırmalar derken denizciler kendilerine karşı bir eylem sanıp olay çıkarmıştı. Rakı ile yeni tanışan Johnny'ler birkaç kadehten sonra kendilerini kaybetmeye başlayınca sağa sola saldırmaya, bilhassa kadınları taciz etmeye başladılar. Polis 4 gün boyunca yalnızca Amerikalı askerlerle İstanbullular arasında çıkan kavgalarla meşgul olmuştu. Ayrılışı da gelişi gibi görkemli oldu Missouri zırhlısının. İstanbullular hafızalarından silinmeyecek 4 gün yaşamışlardı. O günden sonra meşhur Rus salatasının adı bile Amerikan salatası olarak değişecekti. Sonuçta bu ziyaret istenilen neticeyi vermişti. Türkiye ile ABD arasında yepyeni bir çığır açılmıştı. Amerikalıların ikinci büyük ziyareti bu kadar eğlenceli geçmemişti. 1968 gençlik olayları tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Amerikan 6. filo İstanbul'a gelecek diye yine Beşiktaş'tan Karaköy'e bütün evler ve sokaklar boyanmıştı. Karaköy genel evleri temizlenmiş ve Amerikalı askerler için hazır hale getirilmişti. Ancak 2-3 gün önceden solcu öğrenciler gelerek burada çalışan kadınlara konuşmalar yapmışlar ve onları çalışmamaya ikna etmişlerdi. Ve 6. filonun geldiği o gün Zürafa Sokağı'nın kadınları işe çıkmamış, solcu öğrencilerin direnişine destek vermişti.
6. filonun askerleri Karaköy Genelevi hayaliyle geldikleri İstanbul'da solcu öğrencilerin direnişiyle karşılaşıp kendilerini Dolmabahçe'de Boğaz'ın serin sularında bulmuştu. 1990'larda Refah Partisi adayları oy için ev ev gezerken meyhaneleri ve hatta Zürafa Sokak genel evlerini ziyaret ederek kendileriyle ilgili ezberleri bozmaya çalışıyordu. Ve çıkmaz sokağın sonu. Tarih boyunca her zaman kapatılması tartışılan, yaklaşık 200 yıllık tarihi olan Zürafa Sokak genel evleri 20 Aralık 2021 tarihinde kapandı. Bugün Türkiye'de toplam tescilli seks işçilerinin sayısı 15 bin civarında. Bunlardan ancak 3000 kadarı genel evlerde çalışıyor. 50 bin kadın vesika bekliyor. Bunlar yalnızca resmi rakamlar elbette. Bir de buzdağının görünmeyen kısmında yabancı kayıtsız çalışan hayat kadınları ve trans bireyler var ki bu rakamın 200 ile 300 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Kayıtlı bir seks işçisi başına 9 kayıtsız kişi. Korkunç değil mi? Yasal kısmının bile vergi rekortmeni çıkaran bu pazarın 3-4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Pandemiden önce de toplumun en dezavantajlı bölümü olan seks işçileri bu süreçten en çok zarar gören kesimlerden biri oldu. Seks işçileri en temel insani hakları için dönem dönem bazı çıkışlar yaptılar ama hep sonuçsuz kaldı. 1995'te İzmir Genel Evi'nde seks işçileri test masrafları ve vizite ücretleri için günlerce süren bir grev yaptılar. 2008 yılında Türkiye'deki aktivistler ve seks işçileri Türkiye'nin ilk seks işçileri sendikasını kurma kararı aldılar. Aynı çaba 2015 yılında yeniden tekrar edildi. Ayşe Tüklükçü 2007 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı oldu. Kırmızı Şemsiye ve Şefkatli Kalpler ve benzeri dernekler kuruldu. Sonuç? Seks için elde var sıfır denmese de Almanya'dan Bangladeş'e hükümet tarafından seks işçilerine gıda ve mali yardım sağlanırken Türkiye'de durum içler acısı. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği kurucularından Belgin Çelik durumu şöyle özetliyor. Ölümü göze alarak ağlaya sızlaya işe çıkıyorlar. Maalesef bunu yapmaya cesaret toplayabilmek için bazen alkole ve uyuşturucuya da bulaşıyorlar. Geçen gün konuştuğum biri, ne yapabilirim ki? Ölümle dans etmeye çıkıyorum. Çünkü banka pandemi dinlemiyor. Kredi borcumu ödemem gerek, diyordu. Ve bir olarak bizden de bir öneri. Zürafa Sokak kapanıp yerine kültür sanat merkezi açılırken, yani tüm bu değişimler yaşanırken, keşke orada yaşanan onca acı, hayal kırıklığı ve kayıp giden hayatlar, yani seks işçileri için küçük bir anıt dikilse. Bonus bilgi. Zürafa Sokağın hayat kadınlarının her zaman başı zührevi hastalıklarla meşguldü. Peki ne demek zührevi? Zühre yıldızı, Arapça Venüs yıldızı demek. Yani aşk tanrıçası Venüs. Zührevi hastalık ise aşk yapmak yoluyla bulaşan hastalık demek.